Yeni nesil maker araçlarını yani yapan insanın, üreten insanın araçlarını 3 kategoride toplayabiliriz. Bunlardan ilki tasarım ve üretim araçları. Yani bir araba örneğini ele alırsak arabanın kaportası diyebiliriz. Arabanın kaportasını yaratmak için kullandığımız araçlar çok eskilerden beri kullandığımız el aletleri, klasik yöntemler dışında bir de Endüstri 2.0'la hayatımıza giren lazer kesiciler, CNC cihazları gibi teknolojik aletler, üstüne Endüstri 4.0'la hayatımızda giderek daha fazla rol almaya başlayan 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu modelleme araçları ve dijital tasarım üretim araçları. Bunlarla bir şeyler üretmek artık bireysel, kurumsal, toplumsal olarak hayatımızda anında sonuçlar görebileceğimiz araçlarla mümkün. Yeni nesil make araçlarının ikinci grubu ise elektronik ve robotik araçlar. Bunu da arabanın motoru hareketli parçaları olarak düşünebilirsiniz. Günümüzde giderek çoğalan robotik kitler, eğitim araçları, Arduino ve Raspberry Pi gibi çok kolay programlanabilir ve her türlü projede yer alabilir elektronik devreler bunların başında yer alıyor. Arduino'ya ve Raspberry Pi'ye burada özellikle altını çizmek gerekir. Çünkü açık kaynaklı bilginin çok güzel bir örneği. Arduino devreler aynı zamanda kendi üretiminizi yapabileceğiniz, kendi Arduino devrenizi dahi üretebileceğiniz açık kaynaklı donanımlar. Bu devrelerle ister robotik projeler, ister nesnelerin interneti, IoT projeleri, ister akıllı ev sistemleri, isterseniz mobil uygulamalar hayata geçirebiliyorsunuz. Bu açık kaynaklı devrelerin kullanımının kolaylığı yanında ekonomik olarak da ulaşılabilir olması herkesin üretime dahil olması için aynı zamanda bir fırsat. Üçüncü yeni nesil maker araçları kategorisi ise yazılım kodlama yani arabanın beyni. Bütün bu tasarımın elektronik, robotik, hareketli parçaların nasıl hareket edeceğini, ne yapacağını ve hangi hedefe yönelik çalışacağını belirleyen ana beyin. Günümüzde artık kodlamanın geleceğin dili olduğu konuşuluyor. Bunun sebebi işte bu beyin. Çünkü ne yapacağımızı, araçların, motorların, robotların ve giderek dijitalleşen dünyada elimizin altında olan makinaların nasıl çalışacağını, hayatımızı nasıl kolaylaştıracağını belirlemek bizim elimizde. Bunu yapmak için de kod yazıyoruz. Şu anda her yaşta, okul öncesinden okul yıllarına, üniversite yıllarından girişimcilere kadar herkesin kullanabileceği kodlama araçları, blok bazlı kodlama platformları giderek yaygınlaşıyor. Scratch, Code.org, Made with Code, PHP, Java gibi kodlama dilleri kullanabileceğiniz araçlardan sadece birkaçı. Önemli olan bunları bir arada kullanmak. Yani karaportası olmayan araba, araba değil. Hareket etmeyen araba, araba değil. Nereye gideceğini bilmeyen araba araba değil. Dolayısıyla maker hareketinin aslında perspektifi bütün bunları bir arada kullanabilen, disiplinler arası çalışabilen, tasarımından hareketlerine, yazılımından kodundan sonuçlarına kadar bütünsel bakış açısını görebilen kişi maker demek. Peki bir şeyler ürettiniz. Yani aslında maker hareketinin 3 artı 1 aşamasından ilk üçünü tamamladınız. Eğer bu ürettiğiniz ürünü veya hizmeti geniş kitlelere ulaştırmak, girişimci olmak istiyorsanız nasıl harekete geçeceksiniz? İşte bu noktada kitlesel fonlama araçları devreye giriyor. Eğer bir ürünle ilgili bir girişim yapmak istiyorsanız belli bir kaynağa ihtiyacınız var. Diyelim ki 1 milyon TL'ye ihtiyacınız var. Bunu bulmak için bir kişiden 1 milyon alabilmek adına Oldukça zor bir çalışma yolu önünüzde olabilir. Onun yerine kitlesel fonlama araçları 1 milyon kişiden 1 lira almanıza ve projenizi kolaylıkla fonlayarak daha fazla kişiye ulaşmanıza imkan sağlıyor. Kickstarter, Indiegogo gibi kitlesel fonlama platformları yavaş yavaş Türkiye'de de çoğalıyor. İster girişimci olun ve projenize fon arayın. İster bir sosyal girişimci olup bağış veya destek arayışı içinde olun. Kitlesel fonlama platformlarıyla projenizi daha fazla kişiye ulaştırma imkanı artık çok kolay.